Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah buyuruyor. Estağfirullah. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. De ki bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Allah-u Teala bilenleri farklı, bilmeyenleri farklı olarak belirliyor. Yani bilen kimseler bilmeyenlere yönetici olurlar. İmam Gazali'nin şöyle bir sözü var diyor. Hükümdarlar toplumlara, halklara hükmederken alimler hükümdarlara hükmederler. Alimler hükümdarlara yol gösterir, yön verirler. Alimlerin yönlendirmiş olduğu yön ile hareket etmeyenler mutlaka zalimdir. Adil olarak bir yöneticinin davranabilmesi için mutlak surette alimlerden talimat almaları şarttır. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. İnnemâ yakşallâhu min ibâdihil ulemâ. Kulları içerisinde Allah'tan en çok korkanlar hakkıyla alimlerdir. Evet, insan Allah-u Teala'yı ne kadar çok tanırsa o kadar korkar. Ne kadar çok tanırsa o kadar sever. Allah'ın sevgisi ve korkusu kalplere hakim olduğu vakit de artık o ona yön verir. Hayatına Allah sevgisi ve Allah korkusu hayatına yön verir. Kişi bununla da yol yürüdüğü vakit Allah'ın izniyle sırat-ı müstakim üzere gider. Sırat-ı müstakimin hedefi nedir? Son durağı cennettir, biliyorsunuz. Sırat-ı müstakimin son durağı cennettir. İslam'ın evet ilme vermiş olduğu değeri hiçbir sistem ve hiçbir din vermemiştir. Bakın ilk nazil olan ayet-i kerime İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem ellezî alleme bil kalemi allemel insâne mâ lem ya'lem. İlk nazil olan ayetler bunlar. Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Allah'ın ismiyle okuyacak. Hani Hazreti Ali diyor. Men allemeni harfen fakat seyyereni abda. Kim bana bir harf öğretirse ben onun kölesi olurum. Beni köle olarak alsın diyor. Hizmet ederim diyor. Bir harf öğreten. Ha, bu harf nedir? Herhalde tarih, coğrafya değil. Allah Celle Celaluhu'yu tanımak, onun dinini tanımak uğrundaki harflerdir. Bu da Kur'an ilmidir. Resulullah'ın hadisleri olan sünnet ilmidir. Elbette ki ilim budur. İslam ilme evet değer vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Talabul ilmi faridetun ala kulli muslimin ve muslimetin. İlmi talep etmek her Müslüman erkek ve Müslüman kadın üzerinde farzdır buyuruyor. Ya, ilmi talep etmek için kadınları kenara çekilin dememiş. Aynı şekilde onlar üzerinde de farzdır. Yine her şeyin aşırısı haramdır. Fakat ilmin aşırısı sevaptır, fazilettir. Yine İmam Gazali diyor. Eğer zenginler ilmin kıymetini bilmiş olsalardı ve ilim de parayla satılmış olsaydı bütün servetlerini verip ilim satın almaya çalışırlardı diyor. İlmin elbette ki durumu, konumu aydınlık, ilim hidayettir. İlim aydınlıktır. Cehalet karanlıktır. Karanlıkla bakıldığı vakit eşyanın, insanların, hayvanların birbirinden farkı olmaz. Karanlıkta hepsi de gölgede, karanlıktadır. Görünmüyor. Fakat aydınlık olduğu vakit bir karıncayla
bir kum tanesi birbirinden ayırt edilir. Yani eşya ancak ilimle anlaşılabilir. Onun kıymet derecesi ilimle anlaşılır. İlim olmadığı vakit insanla hayvan arasında fark yok. Ama ilim olduğu vakit bütün eşyanın birbirlerine mukayeseyle değerlerinin, hakiki değerlerinin ne olduğu anlaşılır. İlim nedir? O halde değer ölçüsüdür. Her şeyin değer ölçüsüdür ilim. Fahri Razi diyor, eğer ilimden daha kıymetli bir şey olsaydı, Allah Celle Celaluhu meleklere karşı Adem'i onunla tafdil ederdi. İlimden daha kıymetli bir şey yoktu. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı ilim ile melekler üzerine tafdil kılmıştır. Ve Adem Aleyhisselam ilmini açıkladıktan sonra melekler teslimiyeti kabul ettiler. Rıza ile Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Bildiler yani hakikati, gerçek olanın bu olduğunu anlayarak ibadet ettiler. Yani secde ettiler. Allah'a emrine itaat etmekle ibadet etmiş oldular. İlim elbette çok değerlidir. Fakat alimlerin de değeri vardır. Ancak onu kullanmaya göre değer kazanırlar. O ilmin istikametinden hareket etmeye göre değer kazanırlar. İlmin gereğini yerine getirdikleri vakit insanların en hayırlıları, hatta mahlukatın en hayırlısı olurlar. Fakat onun değerinin zıddına hareket ettikleri vakit bu sefer de şerlilerin en şerlisi olurlar ki Allah Resulü öyle buyuruyor. Hayrul ahyar, hayrul ulema. Hayırların en hayırlısı ulemanın, alimlerin hayırlarıdır. Ve şerre şurari şurarul ulema. Şerlilerin en şerlisi de alimlerin şerlileridir. İki çeşit alim. Biri ehlullah olan alimler, bir de ehli dünya olan alimler. Ehli heva, ehli dünya olan, ehli rahat olan alimler. İlmini dünyalık rahatı için kullananlar da var. Evet, ama ilmin asıl gereği nedir? İlmini ebedi saadetin kazanması, kazanılması için kullanmaktır. Yoksa ilimden kendilerine nasip verilmiş olan nice kimseler var ki Kur'an'ın tabiriyle köpek misalidir. Evet, Allah-u Teala öyle buyuruyor. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Allah-u Teala diyor, İlimden kendisine nasip verdiğimiz bir kimse aslında onunla yücelmesi gerekirken nefsinin hevasına tabi olduğu, onun gereğinden sıyrıldı da aşağılığa, alçaklığa meyletti. Öyle oldu ki onun yürüsün, üzerine yürüsen dilini sarkıtıp solur. Köpek misali diyor Allah-u Teala. Kendi haline bıraksan yine dilini sarkıtıp solur. Şunu da söyleyebiliriz. Tağuti sistemlerin ayakta kalmasından da en büyük rol ulemanındır. İslam nizamının hakim olması ve hakimiyetini devam ettirmesinde de İslam ulemasının rolü vardır. İlimden istifade etmeden, alimleri kullanmadan hiçbir beşeri sistem de toplumlar üzerinde uzun müddet dayanamaz. Onların vesilesiyle olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sınfani min ümmeti izâ fesedû feseden nâs ve izâ selahû selahen nâs. El-ümmerâ vel-ulemâ. Ümmetimden iki sınıf vardır ki bunlar bozulduğu vakit insanlık bozulur. Bunlar düzeldiği vakit insanlık düzelir. Kimdir bunlar? İdareciler ve alimlerdir buyuruyor.
Yine Allah Resulü buyuruyor. Bir kavmin alimleri sustuğu vakit o millet uyumuştur. Alimleri uyuyan bir millet ölmüştür buyuruyor. O halde ölmüş olan bir milletin ihyası nasıl olur? Bir bazı badel mevt sirkinişiyle ulemanın hakikati olduğu gibi haykırmasıyla, ilan etmesiyle mümkündür. Ulema hakkı söylemediği vakit, ulema zamanının, anın vacibi olan insanları topluca küfre, dalalete, sapıklığa sürükleyen güçlerin batıl olduğunu söylemedikleri vakit, o milletin üzerinde büyük bir gaflet var, uyumuş ve kitleler halinde de cehennem yıldızı olmuş olurlar. Ne zaman alimler hakikati ketmetmezse, Allah-u Teala buyuruyor. Onlar ne yaptılar? Yahudi alimlerinden bahsedilirken hakikati ketmettiler. Lime telbisunel hakka bil batili. Allah-u Teala diyor. Niçin siz hakkın üzerine batılı giydiriyorsunuz? Hak olduğu gibi görünmüyor. Batılı hak gibi görüyorlar. Evet, lime telbisunel hakka bil batili ve tektumunel hakka ve entum ta'lemun. Hakkı da ketmetmiş oluyorsunuz, gizlemiş oluyorsunuz. Bilip durduğunuz halde. Hakikati alimler ketmettiği vakit halk nerede anlayacak? Hakikati nerede bulacaklar? Değerli Müslümanlar, Allah'ın dini ferdin ve toplumların hayatlarının tamamını ihate eder. Sadece bazı pratik ameli ibadetlerden ibaret değildir. Sadece namaz kılmak, oruç tutmaktan ibaret değildir. 6200 küsur ayet-i kerime sadece namazdan, oruçtan bahsetmiyor. Ahkamdan da bahsediyor. Ahkamdan bahsediyor ki insanlar kim tarafından yönetildiğini çok iyi anlasınlar. Hangi sistem tarafından yönetildiğini çok iyi anlasınlar. 2 milyar Müslüman, inanın bugünkü manzarayla her çeşit çoban tarafından güdülmeye müsait koyun sürüleri gibi kitleler haline gelmiş. Oysa Müslümanın böyle olmaması lazım. Müslümanın üzerinde Allah'ın hükmünün geçerli olması lazım. İslam'ın hakim olması lazım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el İslamu ya'lu ve la yu'lu aleyh buyuruyor. İslam o kadar yücedir ki hiçbir şey ona galebe çalmaz. Ama Kur'an bugün mehcur olmuş, mahkum olmuş. Kur'an hakim değil, mahkum olmuştur. Şuraya kadar okuyun, şuraya kadar okumayın. Şöyle anlayın, böyle anlamayın diye sınır koymuşlar, Kur'an'ı mahkum etmişler. Kur'an'ın hakim olması lazım. Hiçbir beşeri gücün, hiçbir beşeri sistemin, hiçbir hükmün Kur'an üzerinde hakim olmaması lazım. Müslümanın inancı da bunu gerektiriyor zaten. Böyle iman etmiş Müslümanlar. Bunlar neyle olur? Alimlerin hakkı ilan etmesiyle olur. Alimlerin hakkı ilan etmesiyle olur. Yoksa tağuti sistemlerin hepsi aynı felsefededirler. Onların hepsinin felsefesi aynı. Nemrud'un da, Nuh Aleyhisselam'ın karşısındakilerin de, Firavun'un da, Ebu Cehil'in de, bugünkü tağuti sistemlerin, yeryüzündeki tağuti sistemlerin de hepsi aynı. Namazınızı kılın, orucunuzu tutun, kitabınızı okuyun, hacca gidin, zekatınızı verin ama bizim sistemlerimizi eleştirmeyin, oraya karışmayın. Peki bunun gerekliliğini kim anlatacak? Şüphesiz alimler anlatacak. Peygamberlerin görevi buydu. Alimlerde el ulema uveresetul enbiya, alimlerde peygamberlerin müverrisleri olarak peygamberlerin izine olduğu gibi hakikati anlatmak zorundadırlar. Vallahi anlatmayanlar haksızlığın karşısında susan değilsin, şeytandır. Evet, Allah Resulü öyle diyor. Şeytanul ahras. Dilsiz şeytandır hakkı söylemeyenler diyor. Hak söylenecek.
Soruda ben size kızmıyorum aslında. Anlıyorsunuz benim kime kızdığımı, neye kızdığımı. Evet, alimlerin görevi dedik ya. Demek ki bir milletin uyanışı ancak ulemanın hakkı olduğu gibi ketmetmeden anlatmasıyla mümkündür. Sanki bu konu aslında uzundur. Ama bugünlük bu kadarla iktifa edelim yani. Özetlemiş olalım.